Şimdi e, zamanda ilerliyor. E, i̇ç siyaseti e, biraz da konuşmak istiyorum. E, önemli başlıklar var. Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 gün önce e, il başkanlarına yönelik yaptığı bir konuşma var değerli izleyenler. Öncelikle bir sesli dinleyelim, üzerine konuşacağız. Başkanım, Van İl Başkanım, İstanbul İl Başkanım, Burdur il Başkanım, Trabzon İl Başkanım, Gaziantep İl Başkanım, Ayağa kalkın başkanlarım. Ayağa kalkın. Türkiye'yi ayağa kaldırın. Atatürk sizden partisini iktidar yamanızı bekliyor. Atatürk Sinop'a gidin diyor. Atatürk Erzurum'da çalışın diyor. Tekirdağ kazanın. İstanbul'u kaybetmeyin. İzmir'de rekor kırın diyor. Bileciği sakına. Tekrar geri alın diyor. Atatürk'ün partisi İktidar olmak için sizden görev bekliyor. İl başkanlarım örgütü ayağa kaldırın. Partiyi ayağa kaldırın. Yolunuz açık olsun. Gidin ve bu seçimi kazanın. Melik Bey şimdi Özgür Özel Atatürk'le mi konuştu diye soranlar var. Yani neden şimdi Atatürk adını kullanarak bir mesaj verdi? Valla şöyle e, sevgili Fulya bir kere Bilecik'e örnek verdiğine göre Sayın Özel e, Atatürk'le yeni görüşmüş. Çünkü Bilecik Ocak ayı sonunda e, CHP'den gitti. Ocak e, Ocak ayına kadar e, şey vardı Melek Mızraklı Subaşı. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. O be, epey de haber olmuştu. Hatırlarsınız Game Thrones'taki evet, evet. Bir karaktere falan benzetilmişti hanımefendi. Hı, hı. Ee, şimdi Ocak ay sonunda be, e, o BDM'si üyeliklerinde bir değişiklik oldu. Bağımsız adaya geçti. Ee, şimdi bileci de geri alın dediğine göre e, şimdi Ocak ay sonu falan bir şekilde Atatürk'le ya ruh çağırma seansı ya da telepatiyle görüşmüş olmalı. Şimdi e, ben son derece absürt buldum. Evvela onu söyleyeyim. Beni bağışlasın Sayın Özgür Özel ama e, Atatürk'ün yani böyle git işte İzmir'i al Git işte Bilecik'i geri al falan. Mesela Atatürk işte Diyarbakır'ı da al. E, ne bileyim git Urfa'yı da kazan dememiş mi? E, Ankara'yı kaybetme dememiş mi? Sadece İstanbul'la Bilecik'i mi söylemiş? İzmir'de oyları artır mı demiş? Ya Böyle şeylere gerek yok. Gerçekten böyle şeylere gerek yok. Atatürk bu ülkenin kurucu lideri ve böyle siyasette çok arasalaştırılacak bir şey değildir. Ha Atatürk'ü referans gösterecekseniz o zaman kurucu değerlere dair bir şeyler söylersiniz. İşte e, memleketin güvenlik meselesine dair bir şeyler söylerseniz o anlaşılır bir şey. Ama çok böyle yerel mesele git bileciyi al falan filan çok ya beni bağışlasın özgür bey ama benim açımdan biraz absürt kaçtı, ee, biraz böyle ölçü kaçtı. Diğer taraftan biraz arşivleri taradım. Bir çelişkiye de evet. dikkat çekmek isterim. Tabii. Müsaadenizle. Buyurun, lütfen. Son bir iki cümle. Buyurun. buyurun. Şimdi Ağustos ayında Kongre'den önce. CHP'nin kongresinden önce Ağustos ayında Sayın Özgür Özel'in bir konuşması var. Sevgili Furya arşivlerde duruyor. Diyor ki ne kadar ne zaman başları sıkışsa varsa yoksa Atatürk'e sığınıyorlar. Ya yani şimdi bizim Türkiye elimizde o konuşma e var galiba bahsetmiş de, olduğunuz konuşma. E, bir dinleyelim mi Melik Bey? Üzerine değerlendirin. Ha. O, o çok önemli. Ha. Bir varsa harika olur. Çok bir bir açıklam diyebiliyorsa arkadaşlarım hemen bir dinleyelim. Seçmende bir duygusal kopuş var. Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar, gider. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var kardeşim. Sorun var. Şimdi bunu başka türlü yalan ata ata birbirimizi kandıra kandıra ilerleyemeyiz. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunu herkes eksik bıraktı. Bunda bir kolaycılık var, bunda bir birbirimizi kandırmak var. Şimdi 18 Ağustos'ta böyle söyleyen Özgür Özel, niye şimdi bu çıkışı şimdi, yaptı Melik Bey? Buyurun. Heh, aynen öyle. Şimdi bravo. Şimdi e, bunu söylediğinde Özgür Bey, e, bu her yerde de haber oldu. Yani bu 18 Ağustos'taki konuşması her yerde haber oldu. Nedeni şu: e, CHP acaba gerçekten değişiyor mu? Yani çünkü diyor ki başını sıkıştığında böyle yalan ata ata sıkışınca Atatürk falan. Sonra onun devamında şey diyor Fulya. E, i̇şte bu yüzden değişim gerekiyor. Bu yüzden siyaset üretmek gerekiyor. Bu yüzden halkın sorunlarına eğilmek gerekiyor diye devam ediyor. şimdi o, bu, bu da konuşma doğru bir konuşma. Yani Ağustos sayesinde yaptığı konuşma doğru bir konuşma. Tam da o yüzden söylüyoruz zaten. Yani lüzumu halinde camı kırınız. Atatürk böyle bir şey değildir. Yani hani yazar ya lüzumu halinde camı kırınız. Lüzumu halinde camı kırmayın. Çünkü lüzumu yok. O camı kırmanın anlamı yok. Peki. Yani başınız sıkıştı tekrar Atatürk. O zaman şu Ağustos ayında bunu söylediniz. Kasım'da kongre oldu. Genel başkan seçildiniz. Şubat ayında bunu söylüyorsunuz. O zaman Sayın Özgür Özel biz de bunu sormak hakkımız var değil mi? Sayın Özgür, Özge, Özgür Özel, diğer cümleleri atlayayım, bir olmasın. Siz de mi sıkıştınız ve Atatürk'e başvuruyorsunuz? Siz de mi siyaset üretemediniz ve oraya yöneliyorsunuz? Siz de mi değiştiremediğiniz için, başınız sıkıştığı için Atatürk şeyine sarı ipine sarılıyorsunuz diye sormak herhalde bizim bu kadar ne hakkımız Peki, olduğunu Peki Gökhan bir daha bir dinleyebilir miyiz? Edirne İl Başkanım, Van İl Başkanım, İstanbul İl Başkanım, Burdur İl Başkanım, Trabzon İl Başkanım, Gaziantep İl Başkanım, ayağa kalkın başkanlarım. Ayağa kalkın. Türkiye'yi ayağa kaldırın. Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk Sinop'a gidin diyor. Atatürk Erzurum'da çalışın diyor. Tekirdağ kazanın. İstanbul'u kaybetmeyin. İzmir'de rekor kırın diyor. Bileciği sakın sakına. Tekrar geri alın diyor. Atatürk'ün Partisi iktidar olmak için sizden görev bekliyor. İl başkanlarım, örgütü ayağa kaldırın. Partiyi ayağa kaldırın. Yolunuz açık olsun. Gidin ve bu seçimi kazanın. Sayın Öztürk, şimdi e, Sayın Özel diğer konuşmasında da en kolay alkış Atatürk denilerek e, alınıyor demiş. Şimdi e, Sayın Özel de mi alkış almak istiyor? Alkış almak için mi e, Atatürk diyor? Bu konuşmayı, bu iki farklı konuşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ne, ya da Melik Bey'in az önce sorduğu sorulara ne dersiniz? Şimdi 12 Eylül 1980 öncesi e, siyaset yapma biçimiyle, 12 Eylül 1980 e, sonrası siyaset ve siyasi partiler birbirinden tamamen farklılaştı. 12 Eylül 80'den önce siyasi partiler siyasi düşünce temelli siyaset yaparlardı. Kendi düşüncelerini halk yığınlarını anlatırlar, taleplerini söylerler, önerilerini, çözüm yollarını söylerlerdi. 12 Eylül 19... Özgür Özer nasıl bir siyaset yapıyor günümüze gelecek Eylül olursak? 12 Eylül olursak... 1980'den sonra siyasi partiler mevcut bozuk düzeni değiştirme konusunda değil, mevcut düzene uyum gösterme konusunda birbirleriyle ayrışma konusunda değil birbirleri daha fazla benzeşme konusunda yarışmaya başladılar. Birbirleriyle benzeştikçe siyaset kurumu farklı argümanlara yöneldi. Nedir o? İşte toplumun kutsal değerlerini ya da işte e, e, ortak değerlerini sahiplenme. Çünkü siz e, toplumun sorunlarını çözüm yolma bulma konusunda farklı siyasi argümanlar geliştiremediğiniz zaman ya e, dine sarılıyorsunuz ya da e, işte ırkçılık temelinde siyaset yapıyorsunuz ya da tüm, tüm toplumun ortak değer olan Atatürk'e sarılıyorsunuz. Ben 12 Eylül öncesi Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında yetişen birisiyim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 Eylül öncesinde e, hiçbir zaman Atatürk'e siyasi malzeme yaptığını ben görmedim. E, Keza 12 Eylül öncesi de diğer sağ partilerin de dini argümanları böylesini çok fazla kullandığını görmedim. Şimdi sağ ya da sol fark etmiyor. Hem dini argümanlar kullanılıyor hem toplumun kutsal değerler kullanılıyor. Bu işte siyasi partilerin kimliksizleşmesinden kaynaklanan bir durumdur. Siyaset üret üretemedikleri için toplumu kendi ürettikleri siyaset doğrultusunda sevk ve idare etme kabiliyetini yitirdikleri için böyle değerlere yöneliyorlar. Tabii ki yani ben hep şunu söylerim. Bir taraf Atatürk'ü savunuyor. Atatürk'ü korumak, Atatürk'ü savunmak demek. E, iki de bir Atatürk'ün adını siyasette kullanmak ya da siyaset istismar etmek değildir. Atatürk'ün ilkeleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de altı oku vardır. Onlar aslında Atatürk ilkeleridir. Siz o Atatürk ilkelerine uyguluyor musunuz, uygulanmıyor musunuz? Ben önce ona bakarım. Siz o ilkeler doğrultusunda e, topluma... Önderlik yapabiliyor musunuz, yapmıyor musunuz? Eğer bugün bu ülkede bütün bunlara rağmen 22 yıllık bir yıpranmış iktidara karşı hala muhalefet bir iddia sahibi olamıyorsa oturup kendisini sorgulamak durumundadır. Yani Atatürk diyerek, Atatürk istismar ederek iktidar olunmaz. Aynı şekilde de din istismarcıyla da iktidar olunmaz. Bugün Türkiye'de temel sıkıntı şudur. Eğer bir ülke gerçekten kötü yönetiliyorsa, o ülkede iktidarın kötü olmasından daha önemlisi muhalefetin ya olmayışıdır ya çok kötü olmasıdır. Çünkü bir ülkenin e, mutlu, refah olmasının temel argümanlarından birisi de o ülkedeki muhalefetin e, güzel olmasıdır. O ülkedeki muhalefetin hem çözüm yollarını önermesidir hem de yanlış yapan siyasi iktidara karşı bir alternatif olmasıdır. E o olmayınca Türkiye'de işte görüyorsunuz hemşerilik temelli, ırk temelli, dinsel temelli, mezhepsel temelli değişik eee argümanlarla şerilik üzerinden siyasetler yapıyor. Oysa siyasette bunlar yok. Siyaset siyaset azalıyor. Siyasi çünkü. mücadele siyasi düşünce temelli yapılır. Peki, teşekkür. Düşünce farklılığı üzerine yapılır. Siz düşüncenizi bakın şimdi ben söyleyeyim yani çok acı bir olay. Bugün adam MHP'li belediye başkanı CHP'den aday oluyor. Bugün ben söyleyeyim Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mamak ve Yeni Mahalle belediye başkanı adaylarının dışındaki hepsini hiçbirisi CHP'li değil. Hiç birisi CHP'li değil. Ama CHP'nin belediye başkanı adayı ya bir bakıyorsunuz Doğru. adam kalkıyor. CHP'den birisi de gidiyor. MHP'den aday oluyor anlatabildim mi? Yani var mı? örneği? ama şunu görmek lazım. Yani seçmenin oyunu almak için diğer partilere benzeşmenin farkı e, anlamı yok. Benze, benzemeyeceksin onlara. Onlardan farkını farklı olduğunu bu kitlelere anlatacaksın. E ya canım o halk bize oy vermiyor. Halk anlamıyor. Mantığı çok e, kendini beğenmiş, halkı tepeden bakan bir anlayıştır. Siz kendi düşüncenizi, kendi çözüm yollarınızı halka anlatırsanız ben o halkın karşılık vereceğine inanıyorum. Eğer vermiyorsa e demek ki sizde bir sorun var demektir. O zaman da siz değişik şeyler yönelirsiniz. Yani bir kere Atatürk'ü e, şey, siyasette istismar eden e, arkadaşlarımızın Atatürk ilkelerini kendilerinin özümsemesi lazım. Atatürk'ü sadece ihtiyaçları olduğu zaman değil, Yılın 365 günü Atatürk ilkelerini uygulamalar lazım. Ben öyle düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Taşhan ne dersin Özgür, Sayın Özgür Özer'in e, sözlerine? Şöyle, e, tabii ki de Melik abi az önce ifade etti ya yakın zamanda görüşmüş galiba Bilecik örneğinden e, yola çıkarak. Şöyle Sayın Özel partide bir konsolidasyon sağlamak yolunda böyle adımlar atıyor. Bu şu anlamda anlaşılabilir. Yeni bir genel başkan ve partideki otoritesini daha yüksek bir otoriteyle pekiştirerek koyulaştırma yoluna gidiyor ama burada şöyle bir sorun var. Mesela e, Musul'un ordusunu kuran Atatürk e, öte tarafta teröristten hayalleri kuran e, bir sanatçı parçasının elini öp der miydi mesela günümüzde olsa? Veya İstanbul Belediyesi Atatürk'ün döneminde yine bir CHP'li belediye başkanı tarafından yönetildiği dönemde deprem bu kadar gündemde olsa reklamın 8 katı bütçeye ayrılırken reklama ayrılan bütçenin 8'de birinin depreme ayrılmasına müsaade eder miydi? İzmir'in böyle kokmasına müsaade eder miydi mesela? Gazi Paşa hayatta olsaydı o Yunan'ın İzmir'e döküldüğü o sahillerin bu kadar kokuya teslim olmasına müsaade eder miydi? Veya Türkiye'nin en büyük gece konu şehri olmasına müsaade eder miydi? Veya Ankara'da hiçbir yatırım yapılmamasına müsaade eder miydi ki Türkiye'nin ilk fabrikaları Ankara'da kurulmuştur Gazipaşa döneminde? Öte yandan terör örgütü PKK elemanlarını gözyaşı döken milletvekillerini hala daha partide tutar mıydı? Biz bunları gördük maalesef. Maalesef üzülerek söylüyorum. Bunlar hani dayanılacak şeyler değil ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin şu andaki milletvekillerinden bazıları geçmiş dönemde terör örgütlerinin maalesef cenazelerine boy gösterdiler. göz Gözeşi döktüler ve hala onlar sıradalar. Öte yandan FETÖ darbesine gece kadeh kaldıran belediye başkanlığını partide tutar mıydı Mustafa Kemal Atatürk? Fetullahçı terör örgütü sadece ülkede AK Parti'ye MHP Cumhur İttifakı'na mı darbe yapmaya kalktı? Hayır bu ülkedeki Cumhuriyet Halk Partili, MHP'li, İyi Partili, o dönem İyi Parti yoktu gerçi de herkesin özgürlüğüne, istiklaline karşı yöneltilmiş bir darbeydi. Buna kadeh kaldıranlara müsaade eder miydi mesela? Yahut istikbal göklerdedir diyen Mustafa Kemal Atatürk, partisinde İHA'lara, SİHA SİHA'lara yenilisi JITEM diyen milletvekillerine yer verir miydi? Veya işte bugün göklerde görmek Ten gurur duyduğumuz kan savaş uçağına e, kalorifer peteği yakıştırması yapanlara veya bunlara ne gerek var yahut bunlara dokunacağız diyenlerle işbirliği yapar mıydı mesela? Peki, bu soruların sorulması gerekiyor. Hı. Türkiye bölünmez bir bütündür diyor bu Mustafa Kemal Atatürk ve federal sistemi de tartışabiliriz diyen isimleri mesela partisinde tutar mıydı? Tutmazdı. O yüzden günümüzde ne der ne ne yapar bilmiyorum ama eee ülkenin kuruluşundan itibaren attığı adımlarla e, farklı bir perspektif çizen Gazi Mustafa Kemal son olarak söyleyeceğim şey şu maalesef elin bir terör saldırısı sonucunda şehit verdiğimiz savcının e, elinde hala kanı bulunan o aşağılık teröristlerin yakınlarını genel merkezde başlanışman hele hele hiç yapmazdı. O yüzden ben talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Peki bir daha bir 27 Şubat'ta Sayın Özel ne demiş dinleyelim. Ne başkanım, Van il başkanım, İstanbul il başkanım, Burdur il başkanım, Trabzon il başkanım, Gaziantep il başkanım. Ayağa kalkın başkanlarım, ayağa kalkın, Türkiye'yi ayağa kaldırın. Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk Sinop'a gidin diyor. Atatürk Erzurum'da çalışın diyor. Tekirdağ kazanın. İstanbul'u kaybetmeyin. İzmir'de rekor kırın diyor. Bileciği sakın sakına. Tekrar geri alın diyor. Atatürk'ün partisi iktidar olmak için sizden görev bekliyor. İl başkanlarım, örgütü ayağa kaldırın. Partiyi ayağa kaldırın. Yolunuz açık olsun. Gidin ve bu seçimi kazanın. Özel abi neden şimdi Atatürk adını kullanarak mesaj veriyor Sayın Özel? Evet, evet, objektif olmak gerekirse şimdi bir örgütü ne heyecanlandırır? Partinin koyduğu bir hedef. O hedefe ulaşabilecek düzgün bir program. Ve bu kez kazanıyoruz bu seçim başka olacak bu seçim başka diye yıllardır kandırılmamış bir seçmen kitlesi. İnsanları sandaya götürtmek için ihtiyaç var. CHP Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in Atatürk'ün adını bu kadar çok kullanıyor olmasının siyaseten kendince doğrudur, yanlıştır, bunu bilemem. Buradaki temel problem. Atatürk'ün adını kullanırken partinin Atatürkçü çizgiden tamamen kopmuş olması. Bu sadece Özgür Özel'le başlayan bir şey de değil. Yani şimdi 10 Aralıkçılar grubunun hazırladığı anayasa taslağında Anayasada Türk'lük yok. Federatif sistem övgüsü var yürütmeyle ilgili kısımda. Şimdi onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. E, Atatürk'ün adını kullanırken ikisi bir arada olmaz. Bu şöyle bir kuşağı gibi bir şey değildir Atatürkçülük. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediğiniz noktadan itibaren zaten. Yani Atatürk'ün buradan yola çıktığına bakarsanız. Mesela. İşte e, sosyal demokrasiyle Atatürkçülük birbiriyle uyuşur uyuşmaz tartışması çok uzun zamandır sürer. Atatürk sosyal demokrat sosyal demokrat partiyi yasaklamıştı ama işte İkinci Dünya sonrası savaşından sonra da işte var. Atatürkçülüğü evcilleştirmek veya Atatürkçülüğü değiştirmek ya da neoliberalizmi Atatürk şemsiyesinin altına sokarak siyaset üretmek de olmuyor bu iş. Ama burada Özgür Özel'den önce bu konuda konuşması gereken herhalde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın arkadaşlarının tamamı sağdan gelmiştir. En son partinin bütün bütçesini teslim ettiği Bülent Kuşoğlu'ndan başlarsınız. CHP adına gidip bütçe konuşması yapan Abdülhatif Şener'i eklersiniz. CHP Sosyalist Enternasyonel'den atılsın. Ben değişmedim. CHP beni bu halimle gel kabul et diyen Mehmet Bekeroğlu'nun genel başkan yardımcısı yapılmasına kadar gelirsiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen bir partide ne deriz? Hep CHP'de e, delege e, sultası var deriz. Ya delegenin üzerini çizdiği iki tane genel başkan yardımcısını delegeye rağmen alıp aynı yetkiyle genel merkezde oda ve genel başkan yardımcısı e, yetkileri veren bir Kemal Kılıçdaroğlu süreci CHP kolay bir süreç geçirmedi. Ama Sayın Vekilimin söylediği çok doğru. Bakın Bülent Ecevit çok güzel tanımladı bu meseleyi. Dedi ki Demokrasilerde hükümet krizinden korkmayın. Hükümet krizi çıkarsa iyi bir ana muhalefet gelir, meseleyi çözer. Ama ana muhalefetin iyi olmadığı her yerde hükümet krizleri rejim krizine dönüşür. Daha kötüsü, daha endişe verici olanı şu. Bakın, insanları bu kez kazanıyoruz, bu kez kazanıyoruz. Seçim gecesi şşt, aramızda kalsın, kazanıyoruz diye diye bir beklentiyle ve büyük hayal kırıklıklarıyla yaşattığınız zaman ne oluyor biliyor musunuz? İnsanların artık demokrasi dışı yollara sapmak isteyenlerin daha kolay kandıracağı hale geliyorsunuz. Niye? Ya seçime gidiyoruz kazanamıyoruz, seçime gidiyoruz kazanamıyoruz. Çok üzgünüm. 15 Temmuz gecesi o tankları alkışlayan insanlar FETÖ taraftarı falan değillerdi. O saatte FETÖ'cü olduğu bilinmiyordu. Sadece siyasi bir rekabetle iktidara gelemeyeceğini bildiği insanların, hoşlanmadığı iktidarın, silah soruyla değiştirilmesinden duydukları memnuniyetti. Normalde insanlar, demokrasiye inanan herkesin askeri darbeye karşı durması gerekir. Ama bu insanlar o kadar uzun zamandır, bütün hayalleri, ümitleri, seçimlere dair o kadar kullanıldı ki, soru şu bakın, gel, gelmemiz gereken, hangi parti birbirinden farklı ne söylüyor noktasına baktığınızda, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'un niye sadece en zengin ilçelerinden oy alır? Şimdi Altı oktan bir tanesi halkçılık değil mi? Gelir dağılımında bu kadar eşitsizlik varken niye İstanbul'un işçi mahallelerinde yok Cumhuriyet Halk Partisi? Mustafa Kemal Atatürk'ün adı, ya bütün işi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yükleyerek yaptıramazsınız. Şunun öz geldi mi? Niye sağ partilere oyu yüzde biri bile bulmayan partilere 37 vekil verildiğinin bir öz geldi mi? Kurultay'da Kemal Bey de çıktı konuştu bir şey söyledi mi? Söylemedi. Çok net. Bakın eski genel başkana saygıyla evet. partinin savrulduğu o sağ galaksiden ana e, kuruluş ilkelerine dönmesi arasında bir fark vardır. Özgür Bey'in e, genel başkan olarak ben e, tabanı heyecanlandırma çabasını anlıyorum. Ama bu seçimde olmadığı zaman Atatürk mü kaybetmiş olacak? Ettiğiniz lafların varabileceği yerle ilgili de çok düşünüyor olmak gerekir. Teşekkür Ama ediyorum. Son cümleyi söyleyeyim. Ee, söylediğim gibi Atatürk'ün adını anmak değil. Gerçekten e, Atatürk yani nutu bir okuyup ona göre siyaset üretmekte fayda var ya. Teşekkür ediyorum. Coşkun Bey? Ya e, Fulya ben hakikaten şeye sayın vekilime katılıyorum. Atatürk siyasete malzeme yapılacak bir önder değil. Benim hayatta en üzüldüğüm Atatürkçü geçinen veya Atatürk'ten geçinenler. Çünkü çok kullanılıyor. Her iki siyasette veya bazı farklı böyle mecralarda çok dillendiriliyor. Bu e, tabii tabi bizlere inananlar da üzüyor. E şimdi bir anda Atatürk'ün dillendirilmesi, e, bunun e, siyasete malzeme yapılması tesadüf mü yoksa hani o dar boğazdan çıkmak için bir argüman mı, bir zorunluluk mu bunu iyi etüt etmek lazım. Şimdi Özay bahsettiği nutku bir okuyun. Onunla birlikte gençliğe hitabe hepsini okuyun. Yani orada ne yapılması gerektiği, nelerin olması gerektiği çok net anlatılmış. Şimdi ben emekli bir subayım. Atatürkçü bir subayım. Ben de önderimle, kurucu önderimle zaman zaman konuşuyorum. Bana Sinop'a git demiyor, Libya'ya git diyor. Orada diyor tehdit var. Sana diyor tuzak kuruluyor, oyun kuruluyor. Benim diyor emek verdim Libya'da olmalısın diyor. Aynı Atatürk bana diyor ki Halep'e gideceksin, Gabar'a gideceksin, Kandil'e gideceksin diyor. Niye? Orada sana karşı tehdit ve tuzaklar var diyor. E şimdi aynı Atatürk diyor ki batıdan sakın hamedet umma diyor. Söyleme var Atatürk'ün. Son zamanlarda diyor meclise yaptığı bana göre tarihi konuşma. Ee, i̇çimize diyor bazı arkadaşlar belirdi diyor, batıdan medet umanlar. Oysa hangi iyilik var ki diyor batıdan gelsin. Tarih böyle bir olay yazmamıştır diyor. E sen şimdi Atatürkçü kimlikle sahne alacaksan ona... E, sığınıp bir takım argümanlar üreteceksen bir kere Atatürk'ü iyi anlamanı niyet üretmen lazım. E şimdi e, o hani genel seçimlerdeki ben mutabakat metni tuğla gibi içinde her sayfada bana göre üzerinde günlerce konuşulacak. Hatta dava konusu bir takım e, maddeler var. Onun altına atılan imzalar var. Orada Batı'nın ne dediyse hep kabul eden bir geldi mantık var. E şimdi o yapılanlarla ee, Özgür Özel'in söylediklerini kıyasladığında ya benim konuştuğum kişi Atatürk değil ya da Sayın Özgür Özel'in konuştuğu kişi Atatürk değil. Çünkü Atatürk'ten eser kalmamış bir Cum cumhuriyet halk partisinin konuşuyoruz. Bunu herkes söylüyor. Halk partili seçmen kitle özellikle dillendiriyor. Peki. Savrulduk. ilkelerden hiçbir şey kalmadı. Bambaşka yerlerde geziyoruz diyor. O nedenle Teşekkür ediyorum. Dillendirirken biraz buna göz önünde bulundurmakta fayda var. Peki Yoksa... çok teşekkür ediyorum komik duruma düşersiniz. Ee, efendim süremizin sonuna geldik. Yine dolu dolu bir program gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Siz kıymetli izleyenlerimiz sağ olunuz, var olunuz. Bu saatlere kadar bizi izlediniz, yalnız bırakmadınız. Pazar oldu artık. Sevdiklerinize güzel bir pazar dileyerek noktalayalım. İyi akşamlar.